ortaya çıkabilir. Hatta ve hatta Mayıs'ta da enflasyonun yukarıya doğru gittiğini görebiliriz. Ne zamana kadar? Haziran ayına kadar enflasyonun yukarı doğru gitme ihtimali var. Bu durumda Merkez Bankası'nın işi bir hayli zor. Bugün verdiğimiz haberlerden bir tanesine değinelim. Ondan sonra başlayacağız konuşmaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftayı Avrupalı liderlerle görüşmelerle geçirdi. Önceki gün Emmanuel Macron'la görüştü. Bugün de Angela Merkel'le görüştü. Her iki ülkeyle ortak yürüttüğümüz bazı kazan kazana dayalı projeler var. Bunlar üzerinde konuşuldu. Ayrıca ortaya çıkabilecek problemlerin de giderilmesi konusunda Avrupa ile dirsek temasını sürdürüyoruz. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmasıyla ilgili önemli bir süreç olarak kabul edilmeli, öyle görülmeli. Bakalım önümüzdeki günlerde İtalya Başbakanı'yla ya da diğerleriyle de görüşmeleri olacak diye düşünüyoruz. Avrupa ile ilgili dirsek temasının bu yıl daha yakın mesafeden süreceğini söyleyebiliriz. Evet, bugün bize Ahlakçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün eşlik ediyor. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Haftayı özetledim ben. Bir özet de senden istiyorum. Ama sen daha çok kur cephesinden. 7.54 ne oluyor, niye bir türlü evet. engelleyemiyoruz? Sonra tabii büyüme ve enflasyonu ayrıca konuşacağız. Evet, yani bu haftanın zaten yani konuştuğumuz konusu aslında hani dolar. Yani evet. Neden hani yükseliyor diye bakıyoruz. Dolar endeksi 92 seviyesine geldi. Yani küresel çapta dolarda bir değerlenme oldu mesela bu hafta. Öyle oradan başlayabiliriz herhalde anlatmaya. Tabii. Son iki haftadır özellikle daha fazla gündeme oturan bir enflasyon beklentindeki yükselişin oluşturduğu bir tahvil faizlerinde yükseliş eğilimini konuşuyoruz evet. bir süredir. Ve bu özellikle işte Fed'in adım atacağına yönelik beklentinin artışıyla da biraz daha evet. hareketli risk kazandı. Biraz oraya bağlamak gerekiyor açıkçası. Çünkü genele yayılan yani gelişmekte olan ülkelerin geneline yayılan bir evet. Satış meydana geldi para birimlerinde. Evet. O yüzden de bizde de dolar TL'de alt 90'lara geldikten sonra çeşitli bazı nedenler, bunu geçen hafta da aslında değinmiştik o nedenlere. Onların da biraz etkisi de vardı işin içerisinde açıkçası. Bunun da etkisiyle birlikte kur tarafında yukarı hareketin hız kazandığını görmüş olduk. Ve baktığımızda da bu gelişmenin etkisiyle de 7.58 seviyesi de test edildi. 7.58 şu anda da 7.55 civarındayız. Açıkçası global düzeyde şu anda devam eden fiyatlama eğiliminin yarattığı etkilerle bizde de Türk lirasının hala devam eden bir miktar kırılganlığının da etkisiyle böyle bir hareketi şu anda maalesef yaşıyoruz. Ya dediğiniz gibi enflasyon verisini evet, evet. gördük. Enflasyonda bildiğimiz şeyleri aslında gördük diyebiliriz. Yani neden yükseldiğini görebiliyoruz net bir şekilde. Yani detayına girecek olursak işte özellikle gıda fiyatları kaynaklı yükselişin enflasyonu etkilediğini görüyoruz. Üretici fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Evet. Ve orada da özellikle emtia fiyatlarının yükselişi başta olmak üzere mesela yıllık bazda baktığımızda üfede ana metallerin en yüksek katkı etki ettiğini görüyoruz yani üfe tarafına. Yani orada maliyet artışının yarattığı bir etki tüfe tarafını etkilemeye devam ediyor. Belki döviz kurunun o düşüş eğilimiyle belki onun biraz katkısı azalmış desek bile çekirdek enflasyon tarafında yıllık bazda artışın da devam ettiğini gördük ve başta dediğim gibi gıdanın yaklaşık bir 5 puan etkilediği yıllık bazdaki enflasyona baktığımızda özellikle oradan kaynaklanan etkili bir yükseliş eğilimi var. Bu da Merkez Bankası'nın radarında olan bir süreç ve bunu da dizginleyebilmek adına devam eden politikasını sürdürüyor. Bu hafta takip ettiğimiz işte dün bugün daha doğrusu evet. Sayın Naci Ağbal'ın açıklamalarında belki birazdan değiniriz. Onunla birlikte kurda bir geri çekilme oldu 7.50'nin altına doğru o güven mesajıyla ama tarım içi istihdam verisinden sonra yine tahvil faizindeki yükselişle birlikte kurda yeniden 7.55 seviyesindeyiz. Yani özetlemek gerekirse dış piyasada tahvil faizlerine bağlı hareketliliklerle birlikte kurdaki hareketleri şu anda bu şekilde izliyoruz diye özetleyebilirim. Peki o zaman Naci Ağbal'a geçebiliriz. Evet. Naci Ağbal bugün Merkez Bankası'nın internet sitesinde, daha doğrusu blog sitesinde bir yazı yazdı. Yazının özü fiyat istikrarına dair. Fiyat istikrarıyla ilgili şunu söylüyor. Biz diyor, eğer böyle devam edersek bir süre sonra Türk lirası hak ettiği yere gelecektir. Yani değerlenecektir ve değerini bulacaktır. Türk lirası değerlenmeye başlayınca üretim artışı ortaya çıkacak. Üretim artışı istihdama yansıyacak ve ekonomiyi düzelteceğiz diyor. Tabii elbette bu bir temenni. Bunların hepsinin olabileceğini düşünemiyoruz ama Merkez Bankası Başkanı olarak
böylesi bir yazıyı kaleme almış olması bence son derece önemli. Çünkü sözel yönlendirme dediğimiz işin kesinlikle içinde bu var. Aynen. Hani Merkez Bankası sadece politika faizi artırıp eksiltmekle yükümlü bir kurum değil. Bu tür şeyleri yapmak zorunda. Yazının tümüne baktığında ne görüyorsun? Yani nasıl bir yaklaşım seziyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani deminden de kurun hareketinden bahsederken hani 7.58 seviyesini gördük. İşte 7.55'te şu anda dolaşıyor kur. Yani 6.90'lardan buraya kadar geldiği noktada Merkez Bankası Başkanı düzeyinde böyle bir açıklamanın gelmesini tam yerinde, evet. Hani sözlü iletişimden bahsediyoruz ya Kasım ayından beri, iletişimin güçlü tutulması, o iletişim kanalının hala devam ettiriliyor olması ve verilen mesajlarda sürekli olarak aynı kanaldan gidiliyor olması. Yani enflasyonla mücadele konusunda bir kararlılık ifadesinin devam ediyor olmasını tabii burada olumlu olarak karşılamak gerekiyor. Mesela kur tam yükselmişken bu güveni vermek oldukça bence tabii önemliydi. Ve zamanlaması da bence iyiydi. Mesela böyle bir açıklama gelmeseydi belki 7.58'i tekrar belki de daha alıp gidebilirdik belki. Tabii. Çünkü bu açıklama geldikten sonra 7.48-7.47 civarına doğru bir geri çekilme oldu. İşte dediğim gibi bugün akşama doğru gelen o veriyle birlikte tekrar yukarı hareket ettik. Ama dediğim gibi bu açıklama bence çok yerinde. Çünkü enflasyonla mücadelede madde madde baktığınızda çok net bir kararlılık var ve orada ifadeler içerisinde şöyle açıklamalar da var, yapılan açıklamanın içerisinde Sayın Ağbal'ın. Yani biz enflasyonu kısa vadede değil, işte orta vadeli olarak düşünüyoruz. İşte 2023'e kadar hedefimiz %5'e ulaşabilmek ve kalıcı bir fiyat istikrarını sağlayana kadar da para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğiz. Bu mesajların verilmesi oldukça önemli. Yani demek istiyor ki Merkez Bankası burada, kurun hareketi benim sınırlarımın dışına çıkmaya başlarsa ben faiz artırım seçeneğini hala masada tutuyorum, değerlendiriyorum. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası düzeyinde benim yapabileceklerim bu. Bunu da yapmak için gerekli kararlılığı göstereceğim ifadesini veriyor. O yüzden ben yani dışarıya verilecek mesaj açısından ben oldukça değerli buluyorum bu açıklamayı bugün için. Peki o zaman JP Morgan'ı konuşabiliriz. JP Morgan bir haftadır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili önemli açıklamalar yapıyor. Mesela bu hafta içinde, hafta ortasında Merkez Bankası 18 Aralık'ta, 18 Mart'taki toplantıda muhtemelen bir 100 baz puan faiz artışı yapacak diye rapor yayınladılar. Bugün de gelen rapor Eylül ayından sonra faiz indirimi süreci başlayacak ve yıl sonuna kadar 400 baz puan faiz indirmesini bekliyorum diyor. Evet. Bölge şöyle, yani deyim yerindeyse, gölge bir Merkez Bankası gibi hareket ediyor. Niyetleri ne? Gerçekten hani rapor yayınlamak mı, yoksa Merkez Bankası'na biraz da böyle uzaktan da olsa yönlendirme yapmak mı? Hangisi daha çok sana göre öne çıkıyor? Yani yönlendirme yapmak diye düşünmüyorum ben. Yani çünkü hani Merkez Bankamızın şimdiye kadar çizdiği rota ve gelinen noktada yapılmış olan çıkana baktığımızda, evet, yani belli bir yola girdi. O yolda dönmüyor yani. Ne sağa dönüyor, ne sola dönüyor ya da geri dönüyor. Öyle bir karakterde şu anda gözükmüyor. Bu açıdan hani JP Morgan'ın yorumu kendine mahfuzdur diyelim. Evet. Kendine has bir yorum diye herhalde yorumlamak lazım. Ama şu var ki, şöyle bir gerçek var ki, enflasyonla yaşayacağımız bir gerçek var. Yani Mart ayı, işte Nisan ayı göreceğiz. Gıda fiyatlarındaki yükselişi izliyoruz hani gördüğümüz üzere. Ve bunun içerisine şimdi mesela petrol de girmeye başladı yavaş yavaş. Enerji maliyetlerini yükseltmeye başlarsa buradan etkili enflasyonu yukarı hareket görme ihtimalimiz var ki işte son OPEC toplantısından çıkmadı işte arzın, evet, artması bir karar. Petrolü de ayrıca konuşacağız. Tabii. Çok iyi yere değil. Aha. Yani onun da bir artış etkisi bize tabii ki enerjiye bağımlı, dışa bağımlı olduğumuz için bir etki yaratacak noktaya gelebilir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Çünkü dünyanın genelinde ekonomik toparlanmanın daha belirgin hale geldiği, bunun fiyatlaması tahvil faizlerinde gördüğümüz son zamanlarda, evet, enflasyonun, acaba gümbür gümbür enflasyon mu geliyor dünyaya? Bunu da emtia fiyatları üzerinden takip ediyoruz biraz da. O yükseliş biraz burada yansıma ihtimali olacak gibi gözüküyor ki son hani veride de gördük. O yüzden enflasyonla mücadelede zorlu birkaç ayda herhalde bizi bekliyor gibi gözüküyor. O yüzden hani faiz indirimi için biraz da herhalde bekleyip yıl ortasından sonraki süreci, enflasyondaki eğrinin nereye doğru gittiğini görerek bence karar vermek sanki bu süreçten sonra daha herhalde mantıklı olur gibi geliyor bana. O yüzden yılın son çeyreğinde, bir Eylül ayında belki hani düşünebilir diye düşünüyordum ama mesela kura bakıyoruz, yukarı hareket etme isteğini gösterebiliyor, tabii, bir anda. Bunun doğal olarak maliyetlere yansımasını tekrardan görebiliriz. Her ne kadar faizler artıyor olsa da, yani yüksek faizler yaşasak da, ekonomi biraz da hani buradan belki kredi kanalları üzerinden iç tüketimin azalışını görüyor olsak da, sonuçta kur yükselişi her yönden bizi etkiliyor. Enerji maliyetleri olarak yine düşünmek, evet, gerekiyor.
O yüzden ben faiz indirimi için biraz daha herhalde önümüzü görmek, enflasyondaki gidişatı özellikle yılın ilk çeyreğinden sonraki sürece göre karar vermek daha sanki daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Şimdi uluslararası arenada iki tane faktör var. Yani Türkiye ekonomisinin yakından takip etmesi gereken. Bir tanesi petrol fiyatları yukarı doğru gidiyor. 75 doları biraz önce göreceğini Wood Mackenzie söylüyor. Öteki de Amerikan Merkez Bankası'nın ne yapacağı. Jerome Powell dün açıklama yaptı. Yeni bir duruma kadar faiz artışı yapmayacağız diyor. Bu güvercin açıklaması. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası bir parasal sıkılaştırma yapmadığı takdirde gelişmekte olan ülkeler açısından likidite problemi çok fazla yaşanmaz. Evet. Fakat likidite problemi şurada yaşanabilir. Biz parayı ucuz ve bol bulduğumuz zaman alıp gereksiz yerlere harcama konusunda olağanüstü bir feraset gösteriyoruz. Feraseti tırnak içinde kullanıyorum. Aslında bu basiretsizlik anlamına geliyor. Böylesi bir durumda yani yeniden bir parasal likidite bolluğunun olduğu ya da böyle bir iklimin yaşanacağı dönemde bizim daha aklı başında, daha ayağı yere basan kararlar almamız lazım. Ben yeni ekonomi yönetiminin bunları gördüğünü, anladığını, buna göre hareket edeceğini düşünüyorum şahsen. Benim kişisel görüşüm bu. Ama bunu göremeyebilirlerse ya da bu irade dışında, kendi iradeleri dışında bir yerlere para harcamak zorunda kalırlarsa orada da musluğu kısmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani Hazine ve Maliye Bakanı'yla Naci Ağbal'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın musluğu her an açıp kapayabilecek şeyde. Artema gibi oldu ama öyle yapmaları lazım. Aç kapa, evet. Bunu her zaman yapıyorum. Ne yapması gerekiyor sana göre? Merkez Bankası bunu ne kadar sürdürebilir? Onu merak ediyorum. Yani faiz artışına direnme konusunu ne kadar sürdürebilir? Sonra petrole geleceğiz. Şimdi Merkez Bankası özellikle Fed'i bu iki haftalık periyotta piyasalar çok fazla sıkıştırdı aslında. Yani mesela geçen hafta da Powell'ın yorumları vardı. Yani benzer ifadeleri kullandı bugün dünkü açıklamasına da baktığımızda. Yani istihdam piyasası istedikleri düzeye gelmeden, enflasyonda o %2'nin üzerinde bir seviyede kalıcı olmadan, yani bunu anlamlı bir şekilde görmeden görünüyor ki herhangi bir aksiyon almayacaklar gibi gözüküyor. Yani burada mesela şöyle bir şey var. Hani FED yetkililerinin de yaptığı yorumlara mesela baktığımızda, hani buna Powell da dahil. Mesela şu anda mesela bu tarım dışı istihdamdan sonra 1.62 kadar yükseldi. Oraya kadar zirveyi gördü. Ama mesela 2019 Aralık sonunda tahvil faizi 10 yıllıklar 1.97 civarındaydı. Yani onun aşağısında hala baktığımızda. Ki daha da yüksek seviyeleri de görmüştü zaten. O zamanlarda bile enflasyon konusunda çok yüksek bir oran yakalayamamışlardı. Bunu da söylemek lazım. İstihdam tarafı tamam iyiydi. İstihdam yakalamışlardı. Ama şimdi sorun salgın öncesi dönemden çok daha altında olan bir istihdam piyasası var şu anda. İşsiz olan çok fazla sayıda insan var Amerika'da. Bunu tekrardan işçilerine geri döndürebilmek için de o para musluklarını kısmak konusunda çok büyük bir hamle yapacak gibi gözükmüyorlar. Dediğim gibi yani bu 1.97-2 oralara doğru hızlı bir yükseliş olacak mı? Yani bir panik daha bir artan bir panik oraya doğru yükselişten sonra o zaman belki hani Fed'in düşünmeye başladığını belki görebiliriz ama verilen şu mesajlara bakıldığında Fed bu yükselişten hiç endişeli değil. Yani evet. Şu endişeli olmamasını bir yandan da şuna ben bağlıyorum. Yani bu tahvil faizindeki yükseliş eğilimi enflasyon yükselecek beklentisi de oldu. Enflasyon yükselişi neden beklentiler içerisine girdi? Geçen sene çok büyük bir salgın yaşadık. Ekonomiler durdu birçok ülkede. FED Amerika'da dahil olmak üzere. Şimdi 2021 itibariyle artık bir umudumuz var. İşte aşılar, bu aşıların uygulanmasıyla birlikte, kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasıyla birlikte hayat normale dönecek. Büyük de bir tasarruf da yapıldığı söyleniyor birçok ülkede. Ve birikmiş paralar artı şu anda devam eden teşviklerle birlikte bakıldığında ciddi bir harcamaya girileceği ve ekonominin hızlı bir şekilde sektörler bazında hızlı bir şekilde toparlanabileceği. Yani bundan aslında herhalde FED memnun olacağını düşünüyor ki o yüzden şimdi pek aksiyonda bulunmayacak gibi gözüküyor. Yani herhalde enflasyon belki de 2 üzerine bile çıksa, belki 3'e bile çıksa kısa vadede çok böyle önemli bir hani hemen varlık alımını azaltmaya başlayayım da faiz artırımına geçeyim aksiyonunda sanki bulunmayacakmış gibi gözüküyor. Şimdi buradan bize gelirsek yani gelişmekte olan ülkelere ya da bize gelirsek evet, yükselmeyen bir faiz ortamı, yani en azından buralarda seyrediyor da borçlanma maliyetleri yükselmiyorsa eğer, tabii ki bu bizim için bir avantaj. Evet, borçlanma maliyetleri açısından, aynen. Ve tabii bol likiti de, işte mesela işte yeni teşvikler beklentisi var, işte onlarla birlikte dünyaya yayılan bir likit de bolluğu. Tabii gelişmekte olan ülkelere de bir para akışını burada meydana getirebilir. Tabii bu bizim için avantaj, daha düşük likitte. Bir tarafta Merkez Bankası
sıkı para politikası uygularken dışarıdan paranın girişi. CDS'lerimiz düşüyor. Dolayısıyla daha düşük faizle borçlanabileceğiz. Evet, evet. Para bol. Tabii. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İşte oraya gelmek istiyorum. Biz 2008-2013 yılları arasında işte o Fed'in o büyük parasal genişleme yaptığı zaman içerisinde tabii ki o avantajdan mesela faydalandık. O gelen likit de burada. Evet. İşte ne bileyim çeşitli sektörlere gitti. O sektörlerin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Evet, işte orada parayı doğru kullanamadık maalesef. Yani 2008 krizinden sonra ortaya çıkan likidite bolluğundan biz istediğimiz yerlere yatırım yapmayarak aslında o dönemi savurganca geçirdik. Yani bu ülkeye işte döviz girişi kalıcı bir şey de kazandıracak yerlere yatırım yapmadık. Yani biraz da tüketime odaklı, inşaat tarafına odaklı alanlara biraz daha yönelmiştik o zamanlar içerisinde. Ve şimdi geldiğimiz noktada bir beklentimiz var. İşte yapısal reformlar, yapısal reform adımlarının gelmesini bekliyoruz. İşte bu ayın ortasında Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Bu adımların atılmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın politikası duruşu, bu adımların gelmesi, uygulamaya geçilmesi, yani düşük faizli paranın gelmesi, likiditenin bol olması, bunları fırsata çevirmek şu anda bizim elimizde. Yani bu istemekle alakalı bir şey tabii ki. Dediğimiz gibi yapısal reformlar devreye girip de biz bunu doğru yerlerde kullanmaya başlarsak bu alanda gelen paraları da kalıcı bir büyüme, sürdürülebilir bir büyüme özellikle burada ve ekonominin kalkınabilmesi açısından ve istihdamın artılması açısından bir fırsat var açıkçası. Ama bu politikayı doğru bir şekilde kurmak, stratejiyi doğru yapmak gerekiyor. Şimdi petrol fiyatlarını konuşacağız. Yönetmenimizden Ayşe'den rica ediyorum. Benim iki tane tweetim var. Sondan bir önceki tweeti bir ara ekrana getirmenizi rica ediyorum. Sonra da son tweeti onun üzerinden ayrıca konuşacağız. Son tweeti sana anlatacağım. Merak etme ne olduğunu. Açayım buradan. Anlatırım ben merak etme. Onu yani biraz zaten kısaca 280 karakterde bir yasa metni yazdım aslında bir anlamda. Ekonomi yönetimi Naci Abal'la Lütfi Elvan'ı da orada ekledim, mention ettim ikisini. Çok da okunan bir tweet. Şimdi petrol piyasasında ortaya çıkan durumu yorumlarsak 70-75 dolar. Ben daha yüksek bir fiyat bekliyorum hatta. Yani Wood Mackenzie çok insaflı davranmış. 80 dolarları gören bir petrol piyasası olabilir. Çünkü şundan dolayı OPEC Plus ülkeleri Nuh diyor, peygamber demiyorlar. Yani onlar artık bundan sonra üretim artışı yok bizden. Hatta kesinti yapmaya karar veriyorlar. Kesinti yaparlarsa stoklar da bitiyor bu arada. Çünkü ekonomi canlanıyor dünyada. Ticaret canlanıyor. Gemiler, uçaklar çalışmaya başlıyor. Ve stoklar hızla eriyor. Stoklar hızla eriyecek. Üretim artışı da olmayacaksa, arz artışı olmayacaksa bu durumda petrol fiyatları uçabilir. Elbette 100 dolar gibi bir seviye olmayacaktır. Asla öyle bir yere gelmez. 100 dolar zaten psikolojik bir şey. Oraya geldiği anda dünya yeni bir krizin işiğine gelmiş olacaktır. Buna kimse müsaade etmez. Gerekirse OPEC'e uzaktan Amerika Birleşik Devletleri diskur bile verebilir. Yani bu kadar yeter diyebilir. Şimdi 75 dolar bizim için çok yüksek bir fatura. Biz bunu nasıl göğüsleyeceğiz? İşte başta dediğimiz gibi yani enflasyon konusunda en sorunumuz. Tabii. Yani biz hani petrolü dışarıdan alan bir ülkeyiz maalesef. Evet. O konuda bir kaynağa sahip değiliz. O yüzden petrolde işte her bir dolarlık bir artışın ciddi manada bize cari açık anlamında bir faturası maalesef oluyor. O yüzden de o petrol fiyatındaki her bir birim yükseliş enflasyonla mücadele konusunda bizi daha zorlu yani biraz daha zorlaştıran bir konuma doğru götürebilir. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz sürece göre değerlendirmemiz lazım. Yani şu anki duruma baktığımızda yani yaz ayına kadar dünya genelinde bu aşıların artmasıyla birlikte turizm sezonu mesela açılmaya başlayacak gibi bir görüntü var. Biraz sonra alabiliriz Ayşe'cim. Şimdi petrol bahsinden sonra bunu isteyeceğim. Evet. Yani bu turizm sezonu açılmaya başlayınca bu demek oluyor ki ülkeler arasında seyahat artmaya başlayacak. Evet. Yani buradan bir kere yani uçuşların biraz da artmasıyla, sayının artmasıyla oradan bir petrol talebinde bir artış olacak. Bu bir. Üretimde biraz daha hani çarklar hızlanmaya başlarsa buradan kaynaklı bir talep artışı da enerji maliyetlerini yükseltebilir. Bu da petrol fiyatında talep artışıyla eğer arz karşılanmazsa eğer buradan bir maliyet artışı olabilir. Bu da enflasyon yaratabilir. Bu gibi etkileri izleyeceğiz. Yani bu biraz daha bakacağımız bir süreç bence. Bizi tabii ki bu noktada zorlayacak bir sürece doğru itebilir. Merkez Bankamızın tabii ki bu noktada o söylediklerini yapma konusu gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Peki. O zaman. Şimdi tweet geliyor. Onun üzerinden konuşacağız. Bunu yani üzerinde epey çalıştım. Bir yasa metni haline gelebilir. Şu anda yasa metninin özetini görüyorsun. Hı hı. Nereden çıktı derseniz önce bir okuyalım. Şöyle diyorum. Satın alındıktan sonraki 3 yıl içinde kullanılmayan veya kiraya verilmeyen konutlar, ekilip biçilmeyen tarlalar, hasat edilmeyen bahçe, bostan ve seralar,
kamu eliyle işletilir, mülk sahibiyle gelir paylaşımı yoluna gidilir diyorum. Şimdi Anadolu'yu gezdiğinde mesela bir yerde işte bir ekin vardır, bakarsın arada da kocaman bir tarla bomboş duruyor. O tarla muhtemelen 5 yıldır, 10 yıldır hiç ekilmiyor. Çünkü sahibi almış, şeyi cebinde, tapusu cebinde ama oraya uğrama gereğini bile duymuyor. Muhtemelen memleketinden kopmuş yani köyden kente göçün sonrasında arkasında bıraktığı şeyler. Köyde bir tarlamız var ama bakmıyoruz falan derler. Böyle bir de övünürler. Çok tarlamız var ama ekmiyoruz derler. Bunu bir övünç vesilesi gibi kullanırlar. Yani ona ihtiyacımız yok anlamında. Evet. Bir defa bu atıl bir varlık. Bu bir. Tarlalar için söylüyorum. Bahçe, bağ, bostanlar da alınıyor mülk olarak. Sonra işte kiraz, şeftali, vişne falan filan çürüyor ağaçlar bakımsızlıktan. Bunların bakımlı hale getirilmesi lazım. Aynı şekilde yazlıklar, kışlıklar, işte sonbaharlıklar diye böyle çok sayıda ev alıyoruz ya, seviyoruz. İşte bir tane Muğla'da olsun, bir tane Bolu'da olsun, bir tane Bodrum'da olsun falan diye alıp kenara koyuyoruz. O evlere senede 15 gün falan gidiyoruz. Hatta bazen eğer birden çok yazlığa sahipseniz ya da birden çok kent dışında malikaneye sahipseniz onun birine hiç gitmiyorsunuz. Yıllarca uğramıyorsunuz. Kapı örümcek tutuyor falan, görüyorum ben bunları. Şimdi bunlar Türkiye'nin böyle göz göre göre ortada bıraktığı milli serveti, bu milli servetin heba olduğunu görüyoruz. Bunun önüne geçilebilmesi için mutlak surette, bu elbette biraz böyle hafif sosyalizasyon, sosyalist ekonomiye dönük bir modeli çağrıştırıyor belki ama bunu uygulayanlar var. Mesela Almanya'da bunu uyguluyorlar. Osmanlı zaten bunun üzerine kurulu bir toprak sistemi yönetiyordu. Hasyamet ve timar dediğimiz toprak sistemi buydu aslında. Yani benim sözünü ettiğim şu uygulama. Buralar boş kalmamalı. Bunlar harekete geçirildiği zaman bir defa ekonomi canlanabilir. Ekonominin canlanması bir yana üretim artar. Tabii. Yani bu ekilip biçilmeyen tarla bir süre sonra bir ürün verecek. Bağ, bahçe, bostandan ürün alacağız. Hem orada birileri çalışacak, para kazanacak. Hem mülk sahibi oradan bir gelir elde edecek. Hem devlet bir gelir elde edecek. Yani ekonominin hasılasının artmasıyla ilgili ne kadar artar bilmiyorum. Öyle bir hesap yapmadım ama hesabın geri kalan kısmını artık şeye bırakıyorum. Lütfü Elvan'a bırakıyorum. Onlar yapsınlar hesabı. Benden bu kadar. Ne olabilir peki? Sen mesela bunun üzerine bir hesap yapmaya kalksan? Tabii burada herhalde en ön plana çıkarmamız gereken şey herhalde şey olabilir burada. Ekilip biçilmeyen tarlalar demişsiniz. Evet. Hasat edilmeyen bahçe, bostan ve seralar. Evet. Yani tabii bunlar... Konutlar meselesi biraz şeyde ortada. Evet. Yani onun için herhalde bayağı yani bir kabul ona, edilmesi lazım. Ben oraya senede iki gün gidiyorum. Evet. Size ne diyebilir. Yani onu diyecektim. Evet tabii. Ama onun yolu var. Ona ilişkin de bir ekspertiz yaptırıyor. Ya tarla içinde ben buraya senede iki gün gidip geziyorum da diyebilirim. Sanırım da ayrı mesele ama tabii. Tabii. Yani bu mantıklı bence. Yani eğer boş duruyorsa orası... Yani bu tabii ki kamuyla o yerin sahibi arasında bir anlaşma yapılarak... O kamu tarafının desteğiyle dediğiniz gibi gelir paylaşımı eğer hiç kullanmıyorsan bari buradan bir gelir elde et. Tabii. Bir şey belki burada olabilir. Ya bence mantıklı. Esas bu kısmı bana bunu mantıklı geldi. Bunu tabii tespit edilmesi lazım. Elbette, neler tabii, var? Büyük bir envanter çalışması yapılması lazım. Aynen, bu hani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. 2 yıl Hı-hı. üzerinde çalışılır. Hı-hı. Envanter çıkarılır. O envanterden sonra hak sahiplerine tebliğ edilir. Hak sahipleri kendileri gelip üretim yapacaklarsa gelir yaparlar, yapmamışlar evet. belli ki. Yapmayacaklarsa o zaman komşu tarlanın sahibine verilir evet. ya da en yakın mülk sahibine verilir belli koşullarla. Üretim yaptırılır, o üretimden hem o komşu tarlanın sahibi yararlanır, hem mülk sahibi yararlanır, hem de kamu ayrıca bir gelir elde eder. Hem de dediğiniz gibi yani arıza destek olması açısından tabii. bakıldığında yani üretim artışı yaratır ve bu da tabii ki enflasyona bile belki de evet. olumlu bir etki yaratabilir. Ya ben mesela bu konuyu böyle dile getirince aklıma geldi. Mesela İstanbul'da bile çeşitli yerlerde bazı yerler benim dikkatimi çekiyor. O da mesela enteresan mesela bu aklıma geldi. Bunu değinmek istiyorum. Mesela İstanbul'da benim Maltepe'de oturuyorum. Evet. Eve giderken geçtiğim bir yol var. Binalar var. Çepeçevre binalar var. O binaların yanında sadece bir arsa var. Kocaman büyük bir arsa var. Orayı hiçbir şekilde hiçbir yere verilmemiş. Evet. Orayı işletiyor. Yani sahibini tanımıyorum. Orayı ekiyor, biçiyor ve orada da ürününü satıyor. Çok güzel. Yani gerçekten böyle yerler var. Birkaç tane daha böyle gördüğüm yer var. Her taraf bina olmuş ama orası binalaşmamış hiçbir şekilde. Bence devletin mesela bunları da tespit edip bence Elbette. Bunları da desteklemesi lazım. Kesin. Bir de bence bunu ek olarak bunu söyleyeyim. Şeyde mesela ben sabahları görüyorum. Yani temi kullandığım zaman değil de birinci köprü yolunu kullandığımda
Erenköy'den Kozyatağı'na kadar, birinci köprü bağlantısına kadar gelen yerde sağ tarafta biliyorum, evet. Bostanlar var, evet. Dahana yetiştiriyorlar. Evet. Yazın karpuz kavun yetiştiriyorlar. Birkaç bin dünya dedim orasıydı, evet. Arsa o kadar pahalı, o kadar paha biçilemez bir yerde ki. Kesinlikle. Orada ısrarla ve inatla, ama iyi bir inat bu. Aynen öyle. Kalıp orada o üretimi yapan insanlar var. Bunlara destek verir misin? Aynen öyle. İşte Maltepe'de dediğim yerde de aynı şekilde orası öyle. Çok değerli bir yer, yol kenarı. Verse belki oraya 6-7 tane bina, belki daha fazla. 7 sülalesine yetecek bir para çıkar oradan ama vermiyorlar. Bunu hakikaten... Bu yurtseverlik. Evet, aynen öyle. Yani bunun da dikkat edilmesi gerekiyor bence diye düşünüyorum. Evet, peki. Şimdi enflasyonla ilgili bir tweetim var. Onu getirecekler arkadaşlarımız. Enflasyonu bir miktar daha konuşacağız. Bizim EkoTürk'ün araştırma departmanının başında Cenk var. Cenk Akyoldaş. İsabetli bir tahmin yaptı. Şimdi geldiği zaman göreceksiniz. Dev kuruluşlara şu anda... tur attırmış durumdayız. Geldiği zaman göreceksin. Tam isabet bir tahminde bulundular. O tahmin üzerine konuşacağız biraz. Yani sağlıklı tahmin yapabilmek elbette her zaman mümkün değil ama 0.9 tam isabet bir tahmin yaptı arkadaşlarımız. Sanıyorum önümüzdeki ay ve sonraki aylarda da bu isabetli tahmin yöntemini aynı metodolojiyi kullandığı takdirde bulacaktır diye düşünüyorum. Ama göremedik henüz, gelmedi şeyimize, ekranımıza. Heh, geldi bu. Şunun üzerine biraz EkoTürk'ün ne kadar iyi, isabetli yorumlar yaptığına dair bir iki cümle söyleyeceğim. Bahsi kapatacağım başka yere doğru. Yo, tebrik ediyorum gerçekten Cenk Bey'i, evet. Yaptığı tahminden nokta dolayı. Nokta atışı. Hakikaten öyle yani, aylıkta olunca. Bak kimler var üstümüzde? Reuters var, Anadolu Ajansı Finans var, Forex var. Medyan tahmini. Evet, evet. Hepsinin tahmininden daha isabetli bir tahmin yapmış durumdayız. Peki, buradan Cenk'e sevgilerimizi gönderelim. Aynen öyle. Okey. Şimdi biraz piyasa konuşmak istiyorum. Ondan sonra döneceğiz. Biraz da kura tekrar değineceğiz. Piyasadaki duruma ilişkin, yani borsa için, Borsa İstanbul, evet, için konuşuyorum. Evet. Borsa İstanbul'daki tabloyu bu haftayı özetleyelim. Sonra gelecek haftanın şeyini çıkarırız, tahminini. Şimdi bu hafta geçen haftanın sonunda gelen o satış baskısıyla 1470'li seviyelerde kapatmıştık. Pazartesi günü bir iyi bir tepkiyle başladık. İşte o tahvil getirilindeki yükselişle birlikte işte global ölçekte risk iştahı düşüşünden etkilenmemiz neticesinde bizde bir düşüş yaşandı. Bizde de yaşandı. Hafta başında o tahvil getirilerindeki o yükselişin durulması, işte 1.49-1.47 civarlarına, 1.44 oralara falan gelmesi biraz risk iştahını biraz destekleyince bizde de bir toparlanma meydana geldi. Ama hani o toparlanmadan sonra işte hafta ortası, ondan sonraki süreçte geçen cuma işte bugüne kadar baktığımızda çok böyle yukarı yönlü hareketin hız kazandığı bir eğilim görmedik. Evet. Yani bir gidiyor gibi oluyor, tekrardan geri geliyor. Ondan sonra ama belli bir yerde tutunuyor. İşte 1525 desteği çalışıyor. Yukarıda 1550'nin üzerinde çok fazla kalıcı olmuyor. Böyle bir görüntü ve işte kapanışı da zaten 1542 seviyesinde yaptık. Evet. Böyle bir görüntü var. Buradan tabii hisselere geleceğiz değil mi? Sizin portföyünüzde bulunan portföydeki hisselere kısa, tabii, orta, uzun vadeli. Aha, onları bir deneyim isterseniz bakarız. Yani endekste şöyle bir durum var. Yani global ölçekteki risk iştahının değişiminden diyelim. Çünkü ne çok yukarı gidebiliyor şu anda dünya genelinde endeksler, ne de çok aşağı inebiliyor. Bir değişim var. Son zamanlarda mesela teknoloji hisselerinden bir çıkış var. Evet. Bir tarafta faizler yükseliyor derken oradan yaşanan bir endişe var. İşte Fed bir adım atar mı? Varlık alanını azaltmaya başlar mı? Ya da getiri risk kontrolüne geçer mi? Bununla ilgili sonra faiz arttırım sürecine doğru gider mi yakın zamanda? Geçen senenin defansif hisselerine talep çok vardı. Şimdi işte salgın etkisinden kurtulmayla birlikte biraz daha işte döngüsel hisse senetleri dediğimiz, yani dönemsel olarak daha fazla talep gören, gelir artışına dayalı olarak talebi artan hisseler. Evet. Bunlar mesela otomotiv olabilir, işte mobilya, beyaz eşya sektörü hisseler olabilir. Ve içinde bulunduğumuz dönemde salgın etkisinden geçen sene çok zarar gören turizm sektörü, hizmet sektörüne dayalı şirketler yavaş yavaş teknoloji gibi, işte sağlık gibi, ne bileyim gıda gibi oradan yavaş yavaş bu tarafa doğru geçişlerin yaşandığı, bu geçişlerden kaynaklı olarak tahvil faizindeki değişimlerden de kaynaklı olarak dalgalı olan, yukarı hareketin ne çok olduğu ne de aşağı yönlü hareketin çok olduğu bir dönemde haftayı geçirdik. Ve o yüzden de endeksteki hareketleri bu bağlamda biraz daha takip edeceğiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta risk iştahının belirleyicisi yine aslında bu tahvil getirilerindeki gidişat olacaktır diye herhalde izlemek lazım.
Tabii mali teşvik beklentisi var bir yandan. Mesela Cuma bugün görüşülecek hala, evet. Devam ediyor görüşülmeye. O 1.9 trilyon dolarlık paket çıkarsa, yani onaylanırsa, onun yarattığı etkiyle bir risk iştahında tekrar toparlanma görebiliriz. Şu anda işler hani yoluna girecek beklentisinin, dediğim sektörlere kayışla dengeleneceği bir süreç endekslerde görünecek gibi gözüküyor. Güçlü bir likit de piyasalarda olmaya devam edecek hala. Evet. O yüzden hani büyük fonların ve küçük yatırımcıların, özellikle büyük fonların tabii ki elindeki o güçlü likiditeyi yönetmek adına hisse senetlerinde olmaya devam edeceği bir süreci sanki görecek bir çizgi geliyor bana. Ta ki FED resmi görüp ben yavaş yavaş varlık alımlarını azaltmaya başlıyorum mesajını verene kadar değerli göreceğiz. Yani orada böyle bizim çok şeyde dizginleri çok iyi tutmamız lazım. Biz derken ekonomi yönetiminden, evet, bahsediyorum. Dizginleri çok iyi tutması lazım. Amerikan Merkez Bankası likiditeyi verdikçe bu likiditeden, yani CDS'lerimiz de geriye geldiği için düşük faizde, daha düşük faizde yararlanabilmenin koşullarını bulmalıyız ve onları da uygun yerlere kanalize etmeliyiz. Aynen öyle. Yani o kaynakların iyi yerlere gidiyor olması lazım dediğiniz gibi. Gerekli yerlere gidiyor olması lazım ve tabii desteklerin de çeşitli sektörlerde sağlanması gerekiyor. Yani o da var. Yani salgın konusunda konuşacak olursak oradan kaynaklı çok olumsuz etkilenen sektörler, mesela havayolu sektörü mesela. Bununla ilgili desteklerin geleceğine yönelik açıklamalar gelmişti biliyorsunuz. Bunlara da ihtiyaç var. Bir de aslında yabancı yatırımcının da bize olan ilgisinin devam ediyor olması lazım. Yani son birkaç hafta geriye gidersek yoktu. Yani ona yabancının... küçük bir not aktarayım. Mesela bu Avrasya Tüneli'ni yapan, biliyorsunuz, Güney Koreli bir firma var. Ortağı da yapı merkezi. Hı hı. Orada Güney Koreli firma küçük ortak konumunda 1.3 milyar dolarlık bir hissesi var. Onu satıp çıkmayı planlıyor. Hı hı. Bu şu anlama geliyor. Yani Türkiye'de kalmanın kendisine çok büyük getirisi olmayacağını düşünüyor ki bu bence çok tedirgin edici bir durum. Hı. Uluslararası sermayenin de Türkiye'ye bakış açısından çok tedirgin edici bir durum. Bence müdahale edilip, yani hani şartlarınızı daha iyileştirebiliriz ya da bir şeyler yapabiliriz gibi, onları burada tutmak gerekir. Çünkü Volkswagen'i kaçırdık değil mi? Manisa'ya geliyordu, gelmedi. Doğru. Şimdi bir de bu giderse, bunun gibi birkaç şirket daha gitmeye kalkarsa, o zaman Türkiye yatırım iklimini yavaş yavaş kaybediyor gibi bir hava yaratılabilir. Bu da hem uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bizim notumuzu tam artırmak üzereyken, evet, tam karar vermişken vazgeçmelerine yol açar. Hı hı. Böylesi bir çoklu denklem var bence. Bu denklemi de aslında konuşmak lazım. Ya tabii, yani zaman zaman çeşitli kuruluşların, bu dedi bahsettiğiniz kuruluş başta olmak üzere ya da diğerleri, Türkiye'de daha önceden yatırımını yapmış, ciddi miktarda buraya para yatırmış olanlar, yaptıkları değerlendirme sonucunda buranın karlı bir yer olmayacağını düşünebilirler. Yani evet, bu normal bir süreç. Yani bu belki başka ülkede olsa da olabilecek bir durumdu. Yani sadece, evet, Türkiye için konuşmamak lazım. Yani baktığımızda 2 sene öncesine göre yani Türkiye'nin yani dış siyaset anlamındaki risklerinin nispeten de olsa biraz daha iyi konumda olduğunu da mesela, tabii, söylemek gerekiyor şu anda. Hani çok aşırı uç noktada, kötü bir durumda değiliz diye düşünüyorum. Aynı zamanda mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu görüşmeler de bu noktada bence önemli. Evet, evet. Hani ilerleyen dönemde o ülkelerle yapılacak işbirliği konusunda eğer bu konular değinilmişse, bu yatırım çıksa bile belki de yenilerinin geleceği bir süreç de olabilir. O yüzden bunu iyi irdelemek, ama dediğiniz gibi yani bu yatırımın da buradan çıkmamasını da sağlamak için tabii ki mutlaka bir çaba gösterilecek. Çağrılıp konuşulabilir. Evet. Yani hani rahatsız oldukları bir konu mu var? Var. Yoksa, evet, var. Rahatsız oldukları bir konu yok ama bu yatırımımızı biz alıp buradan örneğin Singapur'a kaydırmak istiyoruz, hı hı, gibi bir niyetleri varsa onu bilemeyiz ama hayır, biz Türkiye'de böyle ufak ufak kendimizi tedirgin hissediyoruz gibi, hı, bir halet-i ruhiye içindelerse, hı hı, bunun kontrol garantilerinin verilmesi, teminatların verilmesi ve burada kalmasının sağlanması gerekir. Çünkü büyük bir prestij projesi, yani bizim en büyük projelerimizden bir tanesi. Evet. 1.3 milyar dolar da öyle küçük bir para sayılmaz yabancı sermaye açısından. Doğru, katılıyorum. Ama benim şöyle bir beklentim var. Kendi beklentim olarak sadece söyleyeceğim bunu. İleriki dönemde, yani sadece bu yıl için değil, yani sonraki yıllar için de onu konuşuyorum. Yani ben Türkiye'nin içinde bulunduğu potansiyeli yabancı yatırımcısından bir cazibe olabileceğini düşünüyorum hala. Kesinlikle, ben de uzun vadede. Evet, yani orta uzun vadeli, uzun vadeli diyelim ya da periyotta. Türkiye'ye baktığımızda genç nüfusa sahip, yani iş gücü anlamında yeterli o alana sahip. Çok geniş toprakları var. Coğrafi açıdan birçok bölgeyle yakın olan bir konumda.
O yüzden o stratejiyi de tabii bizim iyi kuruyor olmamız lazım. O yatırımları buraya gelmesi için o iletişimi güçlü şekilde tutabiliyor olmamız lazım. Bunu başarabilirsek son zamanlar içerisinde dediğiniz gibi işte kredi derecelendirme kuruluşlarının ilkinden bir sinyal geldi. Evet. Yani görünüm en azından bir tık yukarı çekildi. Evet, orada ne bekliyorsun? Mesela hani pitch ama görünümden sonra notu da artırabilir mi? Önümüzdeki yani bu yıl içinde tahminini soracağım. Bir de Moody's'den gelen şey var, sinyal var. O da pozitif bir mesaj gönderdi. Aynen. Moody's'in açıkladıkları işte döviz rezervleri üzerinden Merkez Bankamızın yapacakları burada önem arz ediyor bence. Aynı zamanda işte bizim bütçe açığı tarafında, büyüme tarafında, enflasyon tarafındaki durumu nasıl yöneteceğimiz burada tabii ki ön planda. Bununla ilişkili stratejileri Merkez Bankası düzeyinde ortaya koyduk. Hükümet düzeyinde ortaya atılacak işte reform adımlarının da ne olacağını bekliyoruz. Buradan da aklı selim bir hani ortaya bir şey çıkarsa, sonuç çıkarsa, bunu da uygulama noktasına gidecek olursak önümüzün açık olduğunu ve verilen mesajlara bakıldığında da en azından bir kanaldan verilen şu mesajın, güçlü mesajın, Merkez Bankası kanalından verilen mesajın etkisiyle bile bakıldığında görünümün yani Fitch ve Moody's tarafından biraz olumluya doğru döndüğünü gördük. Yani biz burada sadece ekonomik ilişkiler değil, siyasi ilişkilerimizi de, politik ilişkilerimizi de, jeopolitik ilişkileri, görünümümüzü de sağlam şekilde tutmayı başarırsak ben not artırımının gelebilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki süreç için bu konuda umudum var açıkçası. O yüzden de verilen bu sinyaller neticesinde Fitch'in bence en yakın kredi notunu bize yükseltme konumunda olabileceğini düşünüyorum. Belki Moody's'ten de belki görünümde bir güncelleme gelir. Evet. Ondan sonraki sürece ben bu bahsettiğimiz gelişmeler, özellikle işte ekonomik kaynaklı gelişmeler başta olmak üzere oradan ilk olarak bakılacaktır. Orada olumlu bir yöne gidersek bu yıl içerisinde bir not artırımının olmasının mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son birkaç dakikamız galiba 2 dakika değil mi Ayşe'cim? Ne kadar vaktimiz var? 2 dakika mı? 4 dakika. Onu o zaman haftaya ayıralım. Yani gelecek hafta, pazartesi günü piyasalar nasıl açılır? Kurda nasıl bir şey görürüz? Petrol piyasasında neler olabilir? Çünkü petrol piyasasını biz artık daha yakından takip edeceğiz. Altın üzerine de bir şeyler söylersen yok demem. Tamam. Kur tarafına bakıyorum öncelikle. Mesela az önce 7.55'i görür gibi oldu. Sonra 7.53 civarında. Dediğim gibi başta yurt dışındaki ABD faizlerindeki daha doğrusu gidişata bağlı şekillenecektir diye düşünüyorum. Zaman zaman yükselişler görürüz diye bekliyorum ama 18 Mart'a kadar Merkez Bankamızdan bir sinyal gelir mi gelmez mi ona bakacağız bence. 7.60'ın üzerinde şimdi çok hareket beklemiyorum. Yani oraya gelip geri döndük. Yani haftaya mesela 7.60'ı bir yoklayabilir miyiz? Öyle bir şey bekliyor musun yoksa? Bir bakmak lazım. Yani tam olarak emin değilim. Çünkü çok emin değiliz. Emin değilim. Son kararım da değil. O zaman şöyle söyleyeyim. Sınır söyleyeyim ben size. 7.60. Joker. Efendim? Joker kullanacak mısınız? Yok. Evet, telefon jokerim. Tamam. Peki. Buyurun. 200 günlük hareket ortalama var. Yaklaşık 7.40 orası şimdi. Yani 7.40'ın üzerinde kalmaya devam edersek, yani teknik bazlı bakalım. Evet. 7.40 üzerinde tutunmaya devam ederse 7.60'a bir hareket olabilir. 7.40 ile 7.60 arasındaki hareketleri izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Güzel. 7.60'ın üzerine geçersek yeni bir hikaye başlamış demektir. O yüzden de Merkez Bankası herhalde devreye girer diye düşünüyorum. Kur için bu beklentim bu şekilde paylaşayım. Kuru anladık. Altın, ons altın 1685'i denedi. Yine tahvil faizindeki yükselişle alakalı bir durum. Son zamanlarda büyük altın fonlarından çıkışlar var. Özellikle bayağı bir çıkış oluyor son zamanlarda. Haziran, 2020 Haziran dönemindeki seviyelere kadar gelindi orada. Bir altından çıkış eğilim var. Orada görünüm negatif bugünlerde. Tahvil faizleri burada etkili olacaktır. Kısa vadeli periyotta görünüm şu anda negatif. İlk etapta bir 1707-1715 bölgesini izliyorum. Onun üzerinde tutunma aramamız lazım. Bunun için de biraz dolarda bir geri çekilme görmemiz lazım. Şimdilik olmuyor gibi gözüküyor. Mesela 92 seviyesinde şu anda dolar endeksi. Tahvil faizlerinde bir geri çekilme görürsek işte orası 1.60-1.61 civarı bir sınır olabilir orada da. Bakacağız. Yani FED'den mesajlar belli. Evet. Hani bunu hala piyasa ben enflasyon bekliyorum diye fiyatlamaya devam ederse ons altın biraz daha zayıflama devamı gösterebilir. Ama enflasyon net bir şekilde verilere yansımaya başladığı andan itibaren biraz orta uzun vadeli periyot için konuşuyorum. Altında bir yükseliş bekliyorum ben. Yani o yüzden kısa vadede 1.685 desteği önemli.
Yukarıda 1715 direnci önemli. Bu bölgedeki hareketleri izlememiz lazım hafta başı itibariyle. 1685 üzerindeki her tutunma mutlaka zarar durdur aşağıda birleyerek işlem yapmak isteyenler için bir fırsat verebilir diye düşünüyorum. 1715'in üzerinde de çıkarsa biraz daha hareketin 1750 civarına doğru da gitmesini açıkçası beklerim. 60 saniyede gram altın için. Çünkü gram altını kur destekliyor bu ara. Aynen öyle. Yani gram altın tarafı dolar TL'deki yükselişle yükseliş gösterdi. Şu anda 412 TL civarında. 400-390 civarı destek bölgesi, önemli destek seviyesi orası şu anda. Ons altından bir destek yok ama kurun hareketli yukarı hareket var. Kurda da bahsettiğimiz bölgede devam ederse evet, bu hareketlilik gram altın için çok yüksek bir hareket olmayabilir. Orası 425 TL benim izlediğim önemli direnç seviyesi. Geçemediği sürece aşağı hareket tekrar beklerim. 425 ile 400 arasında bir hareketi önümüzdeki hafta ben izleyeceğimi söyleyebilirim. 405 üzerinde kalıcılık aramak lazım. Bunu görmek için ons altında yükselişi görürsek bence olur diye düşünüyorum. Peki Barış, çok teşekkürler. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum. Dinlen. Tekrar önümüzdeki hafta Cuma günü aynı enerjiyle, aynı dinamizmle burada ol diyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi reklama gidiyoruz.